Merhaba ben Zac Alexandru telefonlardan 3D oyun yapımı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlere oyun yaparken dikkat etmeniz gereken optimizasyon kurallarından bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra oyununuzda ciddi bir performans artışı göreceksiniz eğer yaptığım şeyleri uygularsanız. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak biz mobilden mobile oyun yaptığımız için yani bir e, mobil oyun motoru ile mobile oyun yaptığımız için telefona oyun yaptığımız için low poly modeller kullanmak zorundayız. Low poly modellerin ne olduğunu bilmeyenler varsa low poly düşük e, köşe kenar, yani kenara sahip olan modelleri deniyor arkadaşlar. Artık köşeye sahip olan modelleri deniyor. Orayı karıştırdım birazcık. E, bu modeller performans konusunda hiçbir tüketim yapmıyor. Yani çok az bir tüketim yapıyor. Bu nedenle e, mobil platformlarda oyun yapılırken low poly modeller te tercih ediliyor. Örnek verecek olursak PUBG Mobile arkadaşlar. PUBG Mobile'da kullanılan birçok model low poly'dir. Bu nedenle oyun güzel performans verir. E, ve mobile yapılan oyunların %99'u low poly'dir arkadaşlar. Şimdi gelin sizlere diğer kurallardan bahsedeyim. E, low poly model kuralını umarım e, anlamışsınızdır. Yani high poly model kullanmayın. Low poly kullanmaya dikkat edin. Şimdi gelelim ikinci kurala. İkinci kural arkadaşlar oyunda oluşturduğunuz materyaller eğer bir ağaç oluşturacaksanız e, teker teker ağacı kopyalayıp dünyaya yaymak yerine hip hop editörü kullanarak e, ağacınızı dünyaya oluşturabilirsiniz. Dünyada yayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tek bir materyal ve tek bir obje ile e, onlarca ağaç oluşturmanızı sağlayan bir editördür arkadaşlar ve performans konusunda ciddi artışlar sizlere sağlar yani gidip de şu şekilde bir e, ağaç oluşturma, taş oluşturma sistemi yapmayın. Bir küp oluşturduktan sonra veya bu kübü ağaç olarak hayal edebilirsiniz. Bu küp neredeymiş? bayağı uzaktaymış. Bu kübü bir ağaç olarak hayal edebilirsiniz. Bu ne yani? Şöyle. Tamam. E, bunu bir ağaç olarak hayal edebilirsiniz. Bazı geliştiriciler gidip bunu e, şu şekilde dünyasına yayıyor, yayıyor bu ağacı. Böyle buradan kopyalayarak böyle yayıyor. Ve daha sonra diyor ki benim oyunumun performansı niye düşük? Senin oyunun performansı niye düşük? Ağaç dediğimiz yani dünyanda 100 tane ağaç varsa sen bu şekilde bir ağaç oluşturma sistemi yapıyorsan 100 tane obje, 100 tane materyal, 100 tane texture demektir bu arkadaşlar. Ee, bu da performansın dibine kadar düşmesini sağlıyor. Peki abi biz ağaç oluşturmayacak mıyız? Nasıl ağaç oluşturacağız veya hiç mi ağaç olmayacak falan? Ee, bu tek ağaç için de sınırlı değil arkadaşlar işte bitkiler olsun, böcekler olsun, ondan sonra başka ne diyebiliriz? Taş olsun, bu tarz şeyleri şimdi göstereceğim sistem ile yapabilirsiniz. Yani hop editör ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu editör bir materyal, bir tekstür, bir model kullanarak bir birden çok ee, artık nasıl söyleyeyim? Obje oluşturmanızı sağlıyor. Kapı çaldı, hemen geleceğim. HPOP editörü bitirmiştik arkadaşlar. Sıradaki optimizasyon kuralına geçelim. Biliyorsunuz ki her oyunun belirli bir sınırları vardır arkadaşlar. Benim oyunumun sınırları da gelin sizlere göstereyim bu sınırları. Bu da benim oyunumun sınırları arkadaşlar. Sınırlardan sonra gelen dağları görüyorsunuz. Bu dağlar oyunun güzel gözükmesini, e, sınırlardan sonraki kısmın boş gözükmemesini sağlıyor. Aslında benim bu dağları bu şekilde oluşturmam da performansı bir tık tık etiyor. Bunları nasıl oluşturabiliriz? E, yani bakın burada 4 tane dağ objesinin olduğunu görüyorsunuz. Bunları bir 3D model editöründen tek bir obje haline getirip yani bu şekilde dizip export aldıktan sonra tekrar oyuna aktardığımızda arkadaşlar e, performans artışını göreceksiniz. Ben de bunları bu yüzden sonra o şekilde yapacağım. Ama dediğim gibi etrafa çit dizmeyin, taş dizmeyin. E, performansı düşürecektir. Bu şekilde dağlar büyük objeler olduğu için büyüttüğünüz zaman da göze batmayacaktır. Böyle dört köşeye dört tane dağ koymanız performansı arttıracaktır arkadaşlar. Hatta bir 3D model uygulamasından bu dağların hepsini tek bir model olarak oluşturup oyunu aktarmanız daha da fazla performans arttıracaktır. Ben de onları o şekilde yapacağım. Böyle zaten benim FPS'imi görüyorsunuz. FPS'im oldukça FPS'im diyorum pardon. Şey aynen FPS'im işte MS olarak algıladım. Kusura bakmayın. emesim ee, MS'im oldukça yük... şey FPS'im oldukça yüksek konuşamıyorum artık sıcaktan. Kusura bakmayın. FPS'im oldukça yüksek. Bazen düşüyor. Düşme nedeni ise muhtemelen e, kameranın obje yakalaması veya benim bu dağları bir dakika statik yapmamam arkadaşlar. Bir sonraki kural ise e, şunu da söyleyeyim diğer kurala geçme önce. Bu dağlar yerine deniz koyabilirsiniz. E, deniz içinde bir ada oluşturmanız gerekiyor. Yani oyununuzun bir ada üzerinde oynanması gerekiyor arkadaşlar. Daha iyi gözükecektir sahiller falan olursa eğer. Bu şekilde yani sahil değil mi kumsal falan olursa deniz daha gerçekçi olacaktır arkadaşlar. Deniz veya e, dağ koyabilirsiniz veya işte etrafa diğer adaları da koyabilirsiniz denizin yanında beraber. Güzel gözükecektir oyununuz ve performans olarak e, çok fazla etkilemeyecektir. Gelin bir diğer kurala geçelim. Yani bir sonraki kurala geçelim. Işık arkadaşlar. Işıklar Projenizdeki ışıklar kameraya render olur. Bu nedenle performansı düşürür. Işığı kapatırsanız eğer performans artabilir. Bu şekilde performansın arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani ışıksız oyunlar yapmaya özen gösterebilirsiniz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. İşte korku oyunu falan yapabilirsiniz. Performansın artması için. Tabii ki bu e, kişisel tercih arkadaşlar. Işığın oyununuzda ışığın olmasını istiyorsanız eğer. Ne yaparsınız? Farklı bir yerden performans atışı için bir şeyleri kısarsınız. Ben oyunumda ışığın olmasını istiyorum veya olmasını istemiyorum gibi ikisinin arasındayım. Oyunu gece de yapabilirim, gündüz de oynanabilir, yapabilirim. Onu bir düşüneceğim arkadaşlar. FPS'e göre, performansa göre onu düşüneceğim. Onun dışında geriye kalan bir sonraki kural. Mesela az önce bunlardan bahsedecektim zaten. Sabit duran objelerin fiziğini statik yaparsanız diğer arkadaşlar yani statik body yaparsanız kamera o objeye bakmadığı zaman yani kamera o objeyi görmediği zaman o obje dünyadan silinecektir. Kamera tekrar gördüğü zaman o obje dünyaya yüklenecektir arkadaşlar. Bu da objenin silindiği zaman performans artışını sağlıyor. O yüzden bu objeleri statik body yapıyoruz ve performans artışını görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde statik body yapıyoruz. Işığı da statik body yapabilirsiniz. Performans artışı illaki olacaktır. Yani şu an FPS'in 30'larda gezdiğini düşünmeyin. Yani orası öyle gösteriyor aslında da. Geziyor da olabilir yani. Bakın FPS'in arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. 68, 50, 64. Şurasını pek aldanmayın. Çünkü burası tam olarak değeri vermiyor arkadaşlar. 40, 72, 47. Bu şekilde FPS'in arttığını görüyorsunuz. Ee, bu da bir kural arkadaşlar. Eğer projenizde sabit duran bir obje varsa bu ağaç olabilir. Hip hey hop editörden yaptığınız şeyler olabilir. İşte etraftaki dağlar, ground bunların hepsinin e, body'si yani fiziği statik olmak zorunda. Statik yaparsanız eğer kamera ona bakmadığı zaman obje render olmaz dünyada ve performanstan inanılmaz derecede e, katkı alırsınız yani kayıp vermezsiniz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kurala. UI butonların e, boyut kuralları arkadaşlar. Oyunlarda yani genel olarak mobille yapılan oyunlarda UI butonlar 256x256x 256x boyutunda olur arkadaşlar. Bu boyutu aşarsanız eğer performanstan ciddi bir kayıp verirsiniz. Yani inanılmaz derecede performans düşer. UI butonlar çok önemli. UI butonları 256x256x 256x yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim oyunumda bu kadar UI butonun olmasına rağmen performansım cidden yüksek. Bunun nedeni ise UI butonlarımın 256x e 256x olması arkadaşlar. Gelin sizlere UI butonlarımı göstereyim. Bakın UI butonlarımın hepsi resize olmuş görüyorsunuz. Yani resize ne demek? Boyutunun yenilenmesi demek. Bunu da lead photo ile yapıyorum. Ee, hemen onu da sizlere göstereyim. Lead photo ile. Bu video çok fazla uzun olmayacak. Eee ilerleyen dönemlerde itisme gece performans ayarları gibi bu tarz ayarlar gelebilecek arkadaşlar. Bunlar geldiği zaman onların da e, videolarını çekerim. Gelin dilerseniz UI butonların performans arttırma e, konuşamadım pardon. Yani UI butonları düzenleyerek nasıl performans arttırabileceğimizi göstereyim. Lead fotoya geçelim. Lead fotoya geçtik. Burada yapmamız gereken Resize Fotos'a basmak. E, bu tabi bu işlemi UI texture'lar için yapıyoruz. Yani UI butonlar için yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bir texture yani bir model için bir texture indirdiniz diyelim ve bu texture'un boyutu işte 4 MB, 10 MB bu tarz şeylerse eğer Compress Photos'tan bu texture'un boyutunu düşürebilirsiniz. Oyunumuzda güzel bir performans artışı sağlayabilirsiniz. Resize Photos'a basıyorum. Daha sonra burada benim galerimdeki fotoğraflar çıkacak. Buralardaki uygunsuz fotoğrafları sansürlerim. UI butonlarımızı seçeceğiz arkadaşlar. Buradan Pixel Lab'a geçiş yapabilirim. Pixel Lab'a geçiş yapıyorum. Burada mesela diyelim UI butonlarımızı seçiyoruz. Ee, hangilerini seçeyim. Şöyle size paket olarak verdiklerimi seçeyim. Bakın bunların boyutları uygun değil. Ben bu paketi yükledim ama yine de uygun değildi arkadaşlar. O yüzden <laughs> kusura bakmayın. Bunları tekrar yükleyebilirim itis gideceğim. Bakın zaten ben daha önce 256x'i 256x yaptığım için burada kayıtlı olarak kalmış kapı çalıyor açmayacağım 256x256x e, 256x olarak yapıyorsunuz file option'la basıyorsunuz buradan e, result foto formatında png yapıp start resizing diyor resizing diyorsunuz ve bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.